Pişikremi. Malzeme. 50 gram shea yağı, 20 gram Hindistan cevizi yağı, 10 gram badem yağı, 5 gram E vitamini, 2 gram gliserin, 1 yemek kaşığı nişasta, pirinç ya da mısır tavsiye, 3 gram titanyum dioksit, 1 çimdik kırmızı oksit. Bütün malzemeleri tatlıdilimler.com'dan temin edebilirsiniz. Merhaba, Justine Sabun Atelier.com'dan. Bugün sizin isteğine göre bir tane pişikremi yapacağız. Videoyu sadece izliyorsunuz lütfen blogu da gidin. Pişikrem ilgili biraz uzun bir metin de yazdım. Haberiniz olsun. O yazıyı Sabun Atelier.com'dan ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube'dasınız aşağıdaki linkten. Şimdi içeriklerimiz. Burada shea yağı var. Hindistan cevizi yağı ve badem yağı. Şurada gliserin ve E vitamini var. Burada pirinç nişastası, titanyum dioksit ve biraz kırmızı oksit kullanıyorum. İlk olarak şunları su banyoda, mikrodalgada ya da kısık ateşte direkt ocakta eritebiliriz. Bunlar eridikten sonra devam edeceğiz. Şimdi yağlarım eridi. İlk olarak ama şu ikisi karıştıracağım. Öyle yağ içinde eklemek daha kolay olacak. Şimdi burada gliserin ve E vitamini tostlara aktarıyorum. İsterseniz bunu da havanda yapabilirsiniz. Şimdi bunu kaşıkla karıştırıyorum. Nereye kadar mümkünse. Böyle ezerek kaşık sırtıyla karıştırmaya çalışıyorum. Görüyor musun? Böyle yavaş yavaş. Hepsi bir hamur oluyor. Tamam. Şimdi onu yağla koyacağım. Biraz sürecek. Biraz soğutmaya, yani kıvam almaya kadar karıştırmamız gerekir. Azıcık kaşığı temizleyeceğim. Buradaki macun ilave edeceğiz. Ben onu hemen ölçü kapta yaptım da karıştırmam. Sonra kavanoza dökmek daha kolay olacak ondan. Görüyor musun? Çözmeye başlıyor. Çözmeye burada ama doğru kelime değil. Yani titanyum dioksit ve nişasta burada yağ içine çözülmüyor. Sadece disperse oluyor. Yani askıda kalıyor. Bu yüzden onu biraz soğumaya başlayınca kadar karıştırmamız gerekir. Yoksa dibinde çıkacak. Hani ara sıra karıştırarak soğutacağız. Sonra onu bizim şık yeni kavanozlara dolduracağız. Yaklaşık 5-10 dakika bunu karıştırmak zorunda kalıyoruz. Bekleyelim. Biraz daha istiyorum. Elime artık soğuk geliyor ama henüz burada bir hareket yok. Yani aşağı yukarı dökmek için bal kıvamı istiyoruz da. Onu büyük, şimdi dikkat etmemiz lazım çünkü o aniden soğumaya olabilir. Yani artık böyle dokunabilirsiniz direkt lütfen devamı karıştırın. O nokta kaçırıyorsanız dökme mümkün değilse sıkıntısız tekrar dikkatli ısıtabilirsiniz yani. O problem olmuyor. Kıvamı istediğimiz gibi olmaya başladı. Bunu şimdi yavaş yavaş dökmeye başlıyorum. Ondan sonra tamam donmaya bekliyorum. Bakın, bekleyeceğiz. Normalde dibi sıcaktım ama şimdi genelde görüyorsunuz bakın burada titanyum dioksit çökmeleri var. Onlar krem içine girmesin. Onu şimdi soğutmaya bakacağız. O kadar. Pişik kremimiz dondu. Görüyorsunuz bayağı yumuşak bir kıvam. Kolay sürebilirsiniz. Ve çabuk da emiyor.
Umuyorum projeniz beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın.